Merhaba arkadaşlar tekrar bir aradayız ee, bu telaffuz derslerimizin sonuncusu arkadaşlar bu telaffuz serisi ee, bayağı bir ses çünkü işledik. Ve diğer başka sesler ya da kafanıza takılan böyle şu kelime veya cümleye nasıl telaffuz edilir, nasıl okunur diye kafanıza takılırsa dediğim gibi internetten de bakabilirsiniz. Google Translate'e yazıp okutabilirsiniz. Şimdi ama çoğunlukla en önemli sesleri işledik arkadaşlar. Bu dersimizi de işleyeceğiz ve bitireceğiz telaffuz serisini. Şimdi bu sayfada Üç tane ses var. Bir tanesi Y sesi. ikincisi Ş sesi. Bir tanesi de N sesi. Şimdi Y sesi arkadaşlar. Tabii ki fonetik yazılışlarında yazdım. Fonetik yazılışı gördüğünüz gibi J gibi yazılıyor. Bu Y sesi arkadaşlar. Her zaman sadece Y harfiyle çıkmıyor. İ ve L bir araya geldiği zaman Y sesi çıkıyor. Bir de i'den sonra Hemen akabinde bir sesli harf geldiğinde de y sesi çıkabiliyor. Şimdi okuyacağım. E, kelimelerin anlamlarını tabii çıkarın lütfen. Hem size bu vokabüler yani kelime hazinesi çalışması da olur. Bayağı bir kelime çünkü görmüş oluyoruz. Bu kelimelerin anlamlarını lütfen defterinize not edin. Öyle bir çalışma da yapın. Şimdi e, iki kez okuyacağım ve devam edeceğiz. Şimdi y sesine başlıyoruz. Conseil. Conseil. Papillon. Papillon. Ay. Ay. Piano. Piano. Gördüğünüz gibi piano. Aynı Türkçe'de aynı. I'den sonra A geliyor. Y sesi çıkıyor. Piano. Pi be 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 merveilleux merveilleux travail travail papier papier burada da aynı şekilde gördüğünüz gibi i'den sonra e geldiği için y sesi çıkıyor rayon rayon feuille feuille fauteuil fauteuil cahier cahier he okunmuyor arkadaşlar a'dan sonra sanki i geliyormuş ve i'den sonra sesli geldiği için y sesi çıkıyor Şimdi Ş sesi arkadaşlar Ş sesi Fransızca'da C ve H bir araya geldiği zaman çıkan bir ses. Burada da farklı kelimeler göreceğiz. Bazılarını biliyorsunuz bilmediklerinizi sözlükten bulun lütfen. Şapo. Şapo. Taş. Taş. Marsh. Marsh. Chat, chat, château, château. Chaleur, chaleur. Chanter, chanter. Cheval, cheval. Chocolat. Chocolat. Chaises. Chaises. Chambre. Chambre. Chuchotis. Chuchotis. Bakın aynı kelimede iki tane ş sesi var. Chuchotis arkadaşlar, kısık sesle konuşmak, fısıldayarak konuşmak demek bu arada. Şövü cheveux chasse chasse Evet ş sesiyle şu an bitti. Şimdi nü sesi ne anlatacağım. Nü sesi arkadaşlar g ve n bir araya geldiği zaman çıkan bir ses. Evet. Şimdi okuyorum. Gel niye? Gagner, campagne, campagne, cigogne, cigogne, souligner, souligner, soigner, soigner, Vigne Vigne compagnie compagnie champagne champagne compagnie compagnie kelimelerin sonunda e'ler okunmuyor biliyorsunuz compagnie denmiyor ya da şampanye denmiyor okunmuyor arkadaşlar compagnie onion onion enseigner enseigner opinion bakın burada n ve ondan sonra i var o da niye sesi okutuyor opinion sanki n'den sonra y varmış gibi panier opinion arkadaşlar görüş demek panier de sepet demek evet hani biraz e, işinizi kolaylaştırmak için söyledim bu kelime Onion da arkadaşlar soğan demek. Evet, dikkat. Burada ne yazdım? Şimdi e, bir istisna var. Birkaç istisna var bazı kelimelerde. G ve N bir araya geldiği zaman New okunuyordu biliyorsunuz. Ama şu kelimelerde o şekilde okunmuyor. Bakın nasıl okunuyor. diagnostik G'yi okuyoruz. Diagnostic. Magnum. Magnum. Richard Wagner. Bu sayfada arkadaşlar S ve Z sesini anlatacağım. Şimdi S sesi arkadaşlar 2 S yan yana geldiğinde tek S halinde C ve I, C ve E yan yana geldiğinde ama C ve A yan yana gelirse K sesi çıkar. C ve O yan yana geldiğinde K sesi çıkar. S sesi çıkması için C ve A'nın yan yana geldiğinde S sedi dedikleri bakın Fransızların S sedi dedikleri yani bizim Türkçedeki Ç harfi gelmesi gerekiyor. Sağ sesi çıkması için. Şimdi örnekte göreceğiz. Okuyacağım sırayla. Sırası geldiğinde de açıklayacağım size. Sırayla okuyorum. Şas. chasse danser danser serpent serpent savoir savoir cinéma cinéma Sans. S C ve i ve c, c ve e yan yana geldiğinde s sesi çıkıyor arkadaşlar bu arada. Bakın şimdi sa, sa, c ve a yan yana geldiği için s sesi çıkıyor. Ee, normalde c ve a yan yana girince k sesi çıkması gerekiyor. C ve o yani kalın ünlü olduğunda K ve ko sesi çıkıyor. Ama E ve I geldiğinde S ve si sesi çıkıyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Poisson. Poisson. Descent. Descent. Dessine. Dessine décider décider science science garçon garçon gördüğünüz gibi ç ve o ve n biliyorsunuz o ve n yan yana gelince on okunuyordu dolayısıyla e, garçon olmuyor orada sedi yani ç harfi olmasa Gahkun okunurdu ve hiçbir anlamı olmazdı. Evet. Devam ediyorum. dis x de böyle özellikle sayılarda arkadaşlar s diye okunuyor. dis sis sis suicide Suicide. Orada suicide intihar demek. Size biraz yardımcı olayım e, kelime haznesi için. Suicide. Ciment. Ciment. Cimento demek. Evet devam ediyorum şimdi z sesi. Arkadaşlar z sesinin de bazen bazı kelimelerde özellikle bazen kelimelerin ortasında olduğunda Z sesi çıkıyor. Bir de bildiğiniz Z harfi. Evet fonetik yazılışı tabi Z. Poazon. Poazon zehir demek. Poazon. Poazon. Zo. Zo. Zebra. Zebra. Désert. Désert. Bizarre. Bizarre. Zambi. Zambi. Arkadaşlar Zambi, Zambia ülkesi. Ne burada kastediyorum? Zombi. Zombi. Jazz. Jazz gaz gaz fraz fraz zizani zizani evet sesleri şu an Bitirdik burada, bu sayfada. Şimdi birkaç özellik var. Dikkat dedim burada, bakın. Arkadaşlar, S ve Z sesinde e, bazı kelimelerde anlamı çok değiştiriyor. O nedenle burada diyorum ya, telaffuz, okunuş önemli anlam için. Örnek, bakın. Poisson. iki S ile yazılıyor. Balık demek arkadaşlar. Poisson. Fakat... Tek S ile yazılan bir kelime daha var. Az önce anlattım. Poison diye okunuyor. Poison. O da zehir demek. Yani e, bir tanesi balık, bir tanesi zehir. Tek bir harf değişiyor. Dikkat edin. Deser. Bakın. Deser. Tatlı demek. Deser. İki S ile yazılıyor. Bir de dezer. Bakın tek S ile yazılıyor. Dezer. Çöl demek arkadaşlar. Çöl. Bildiğiniz çöl. Şimdi bir kelime daha var. Burada birkaç tane yazdım örnek olsun diye. Bas. Bas arkadaşlar alçak demek. Yani e, yükseklik bakımından. Un table bas mesela dersek alçak bir masayı anlatırız. Bir de tek S ile yazıldığında baz oluyor arkadaşlar. Baz da temel demek. Şöyle dersem, vous avez les bases pour apprendre le français dersem sizin Fransızca öğrenmeniz için temeliniz var demek. Vous avez les bases. Avoir les bases yani temele sahip olmak. Evet. Şimdi Z sesini anlattım demin biliyorsunuz. Bir de Z'nin, Z harfinin okunmadığı böyle kelimeler var. Örnek ne? burun demek arkadaşlar. Ne diye okunuyor? Ama z telaffuz edilmiyor. Ri ri arkadaşlar pirinç demek. Bir de vous parler bütün yani şimdiki zamanda olsun şu hani bütün zamanlarda bu ile çekimlerin sonunda e ve z geliyor biliyorsunuz. Hep başından beri bu fiilleri çekimlerini yapıyoruz biz sizinle. Ve hep Dikkat ettiyseniz hiçbir zaman ben mesela vous parlez, vous marchez, vous jouez demedim. Hep e diye okudum. O sonundaki z hiçbir zaman asla ve asla okunmuyor arkadaşlar. Evet. Şimdi S'nin de okunmadığı kelimeler var. Tabi bunlar birkaç örnek verdim ben burada size. Mesela toujours her zaman demek. S okunmuyor. Prix prendre fiilin yani tutmak fiilinin participasi hali. Pri, s okunmuyor. Ka, vaka, durum demek. S okunmuyor. Su, altında demek. Sus diye okunmuyor. S okunmuyor. Evet, burada arkadaşlar S'nin okunmadığı kelimelerden birkaç örnek de verdim. Bir de Z'nin okunmadığı kelimelerden. Evet, devam ediyoruz. Bu sayfamızda F sesini göreceğiz. J sesini göreceğiz. Bir de uan sesini, Ua sesini göreceğiz arkadaşlar. Kelimeleri yazdım. Sırayla okuyorum. F'den başlıyoruz. Fah. Evet. Şimdi bu arada arkadaşlar F sesini çıkartmak için P ve H yan yana geldiği zaman F sesi çıkıyor. Bir de bildiğiniz F harfi. Yani P ve H harfleri yan yana gelince F sesi çıkıyor. Bir de F sesi olduğu zaman da bildiğiniz F sesi çıkmış oluyor. F harfi. Evet. Far. Far. Elefant. Elefant. Fok. Fok. Fraz. Fraz. Fon. Faune. Morphine. Morphine. Orphelin. Orphelin. Kelimenin ortasında da olabiliyor, sonunda da olabiliyor. Başında da olabiliyor. Değişmiyor yani arkadaşlar. Bakın. Orphelin. Katastrof. Katastrof. Nymph. Nymph. İ ve me bir yan, yan yana gelince en okunuyordu. Önceki dersimizde gördük. Ortograf Ortograf Telefon Telefon Ferm. Burada da bildiğiniz F harfiyle yazılan kelimeler. Fem Fermatür Fermatür Oftalmoloji 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 francophone francophone Evet şimdi de J sesi arkadaşlar J sesi şu şekilde çıkıyor. Bildiğiniz J sesiyle bir de G ve E yan yana gelince bir de G ile İ yan yana gelince J sesi çıkıyor. Şimdi görüyoruz. Je yani ben demek. Bakın biliyorsunuz zaten bunu. Jeudi. Jeudi. Perşembe. Jardin. Jardin. Ajoute. Ajoute. Journal. Journal. Janvier. Janvier. Courage. Courage. Magique. Magique. Bouger. Bouge. Gördüğünüz gibi magikte G ve I yan yana geldiği için J sesi çıktı. Burada da da G ve E yan yana gelince J sesi çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Bouge. Kımıldamak demek. Bouge hareket etmek demek. Manje, manje, yemek yemek. Manjon, yani nu manjon diyoruz mesela. Yemek yiyoruz, bakın nasıl yazılıyor. G ve E yan yana geldiği için J sesi çıkıyor. Yoksa orada G'nin yanında E sesi olmaz arkadaşlar. Nasıl telaffuz ederiz, nasıl okuruz? Mangon diye okunur. O G'ye J sesini çıkartan oradaki G ve O'nun arasına giren E'dir arkadaşlar. Manjum. İmaj. İmaj. Nuage, Nuaj. Jiraf. Jiraf. Evet, şimdi one sesine geldik biraz zor bir ses gözükebilir, görünebilir ama bol bol tekrar ederseniz zor değil aslında. Bol bol okuma yapmanız gerekiyor. Şimdi okuyorum. Luan, uzak demek. Luan. Temoa. Temoa. Şahit. Kua. Kua. Ayva demek. Puan. Point. Yomrouk Jonta mec. Joint. Joint. de mec. Point. Point. Nocta de mec. Besoin. Besoin. Itiache de mec. Adjoint. Adjoint. yardımcı, ek demek. Si juan. Arkadaşlar bu arada kelime e, ilk, bu si ve juan arasında bir tire var. Si juan. Ekli demek. Bir maile ek doküman gönderiyorsunuz. Mail gönderirken mesela. Veuillez trouver si juan diyorsunuz. Lütfen bu mailin ekinde bulunuz anlamına geliyor. Eklediğiniz dokümanı. Si juan. Evet arkadaşlar. Burada bu sesleri bitirdik. Bu sayfada devam ediyoruz. Son sayfamıza geldik. Çok artık tutmayacağım sizi. Ee, sıkılmış olabilirsiniz. Ama bu telaffuz dersleri diğer derslerden biraz daha uzun. Çünkü tekrar ediyorum arkadaşlar sizler için. Ee, yavaş gidiyorum. Telaffuzu iyi dinleyin, iyi tekrar edebilin diye. O nedenle biraz uzun sürüyor. Şimdi evet... E, G, J, bir de G sesi var gene. Yani G, J, G sesi. Bu harfte bakın nerede, hangi kelimelerde yazılıyor bir de nasıl okuyoruz onu anlatacağım size. Mesela G sesi için garçon. Bakın A geliyor yanına. dolayısıyla G. Regard, regard, grand, grand gros, gros, gos, gos. Bakın G ve O ve G ve A yan yana gelince yani J, J okunmuyor, G okunuyor. İmaj ama bakın image'da sonunda E geldiği için J okunuyor. Az önce gördüğümüz gibi manjon da aynı. Bakın long dil demek. Bakın long G'den sonra U da geldiği zaman G sesi çıkıyor. Örnek figür gördüğünüz gibi G sesi çıkıyor. Yani figür okunmuyor. Figür. Long uzun demek feminen olarak. Long gördüğünüz gibi G'den sonra G, yani J'den sonra U sesi geldiği için G sesi okunuyor. Evet. Bir de J'nin, yani J'nin, e, G'nin okunmadığı kelimeler var burada. Birkaç örnek size verdim. Farklı böyle sesler var. Ya da hiç okunmuyor. Örnek, long. Bakın, kelimenin sonunda okunmuyor. Long, uzun demek. San, kan demek. G ile bitiyor kan kelimesi ama okunmuyor. San, van, hatırlarsınız sayılardan van, 20 sayısı. N ve T arasında G var ama okunmuyor. Evet. Şimdi dua. Bakın dua. Parmak demek. G okunmuyor. Dua diye bir kelime yok. Dua. Longtemps. Longtemps. Bakın G okunmuyor. Uzun süre demek. Etan. Etan. Burada da arkadaşlar G sesi okunmuyor. Bu da göl demek, küçük göl demek. Night club, bakın night club tabi yabancı bir kelime. İngilizceden geçmiş olan bir kelime. Ee, burada da night, y okunuyor aslında bakın. G ve h yan yana gelince night club. Ama bu İngilizceden geçme. Bunu bilin. Sinyal, burada da signal okunuyor. Sinyal bildiğiniz sinyal. Burada da signal diye okunmuyor. Sinyal okunuyor. Sanki y sesi varmış gibi yani s i n y a l şeklinde okunuyor. Evet arkadaşlar bu telaffuz dersimiz burada bitiriyoruz. Size başarılar diliyorum. Bol bol tekrar edin arkadaşlar. Bu telaffuzu bu şekilde çalışacağız. Sabredeceğiz, stres yok, panik yok. Anlattıklarımı unutmayın. Rahat, gerginlik yok ve zamana bırakın. Sabredin. Öyle hemen 2-3 günde olacak bir şey değil ama dediğim gibi düzenli çalışırsanız kendinizde gelişmelere göreceksiniz. Hiç moral bozmaya da gerek yok. Takıntı halinde yap da getirmeye gerek yok. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çevrenizde faydalanmak isteyen arkadaşlar olabilir. Onları da haberdar ederseniz sevinirim. Onlar da faydalansın. Evet, bildirimleri de açmayı unutmayın ki YouTube daha yeni bir ders yayınlandığında haberdar olasınız. Kendinize iyi bakın. Selamlar.